Samimi Haber'den herkese merhabalar. Özel yayınlarımızla devam ediyoruz programlarımıza. Ve bugün Erzurum'dan bir misafirimiz var. Erzurum Merkez İlçe Aziziye Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan. Sayın Orhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi bugün. Ee, ve yapmış olduğunuz çalışmalara başlamadan önce Aziziye ile ilgili kısa bir bilgiyi sizden alalım. Evet, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Samimi Haber Yönetimi'ne ve sizlere bizi buraya konuk olarak kabul ettiğiniz için. Erzurum'un merkez ilçelerinden bir tanesi, Azizi. Uh -huh. Nüfus açısından bakıldığında en küçük merkez ilçesi. Ama bünyesinde barındırdığı birçok özellik ve potansiyel var. Birincisi Erzurum termal merkezi olarak ılıca. Bu anlamda bizim ilçemiz sınırları içerisinde ve bizim bir termal potansiyelimiz var. Ee, en önemli diğer özelliği ise Erzurum'un gelişen ve büyüyen yüzü. E ee, nüfusumuz sürekli artıyor. Yerleşim bölgelerindeki bizim ilçemiz içerisindeki cazibiyetin artmasından kaynaklı. Ee, sürekli insanların yaşam noktasında tercih ettikleri bir bölge. Ee, Erzurum'un batısında yer alıyor. Giriş kapısı. Dolayısıyla şehirlerin batıya doğru gelişir ve genişler. Durumu da Aziziye ilçesinde. Bu da çok çalışma yapmayı gerektiren bir durumdur değil mi? Evet o anlamda çok çalışmamız var. Çünkü büyüyen bir ilçe, gelişen bir ilçe hem altyapı hem üst yapı hem sosyal donatılar noktasında belediye olarak çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ee, özellikle pandemi süreciyle birlikte e, Erzurum'da biraz daha e, müstakil binalara, müstakil evlere rağbet çok arttı. E, ve bu anlamda da ilçemiz sınırları içerisinde çok ciddi yatırımlar var Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir avantaj da şu anda biz yaşıyoruz. Elbette ki şu ekonomik koşulları düşündüğümüzde nüfusumuzun artması yerleşim yerlerimizin artması bizim belediye olarak bütün altyapı üst yapı hizmetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmemiz bir avantaj şehrin yeni yüzü diyebilir miyiz? Kesinlikle bir diğer özelliği de şu organize sanayi bölgelerinin her ikisinin de ilçemiz içerisinde yer alması. Yeni kurulacak olan ikinci Organize Sanayi Bölgesi de, mevcut birinci Organize Sanayi Bölgesi de ilçemizde. Dolayısıyla bu anlamda da istihdamın ve üretimin merkezi Azize. Peki bu noktada muhakkak ki vardır birçok çalışmanız. Ancak e, artık son dönemde özellikle AK Parti hükümetiyle birlikte daha çok sosyal projelere önem verilmeye başlandı. Yani halkın faydalanabileceği, halkın hem e, sağlık noktasından hem sosyal yaşam noktasında hem de hayatının hemen hemen her noktasında... Hizmet alabileceği çalışmalar belediyeler tarafından yapılıyor. Muhakkak ki size vardır diye düşünüyorum. Sağlık turizmi dediniz, termal dediniz. Sağlık turizmi noktasında var mı çalışmalar? Evet, şimdi zaten bizim ilçemizin en önemli özelliği bir termal potansiyeli bünyesinde burunuz Bir kere ilçemiz sınırları içerisinde termal tesislerimiz, Erzurum halk diliyle kaplıcalarımız, çermiklerimiz var. Bunlar hem günübirlik müşterilere hizmet veriyorlar, hem konaklamalı olarak otelimizden yararlanan Müşterilere hizmet Burada. veriyorlar. Tabii bu turizm açısından değerlendirdiğinizde bir diğer özelliği daha getiriyor. Az önce bahsetmiş olduğumuz sağlık turizmi. Evet. Burada da bizim inşallah 2023 yılında hayata geçireceğimiz en önemli konu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Zaten şu an itibariyle resmi gazetede yayınlanan reçeteli hastaları kabul eden termal tesisler listesine baktığınızda Erzurum'da bir tek bizim tesisimizi görürsünüz. Bu anlamda ufak da olsa bir hizmet kapsamımız vardı ama biz bunu daha da genişletiyoruz. Ee, belki Doğu Anadolu'nun sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyetler'den de hasta kabul edilecek vaziyette bir yatırım. Çok inşallah. geniş kapsamlı olacak o Tabii, halde. Tabii. E, bakınız fizik tedavi rehabilitasyon gerçekten Türkiye'de e, çok ihtiyaç olan bir alan. E, Türkiye'de de baktığınızda bu merkezlerin sayısının çok az olduğunu göreceksiniz. Bu merkezlerin özellikle termal suyla birlikte hizmet veren kapsamının daha da dar olduğunu göreceksiniz. Erzurum bu konuda en önemli merkezlerden bir tanesi olacak. E, düşünün Fizik Tedavi rehabilitasyon Merkezi termal suyla birlikte Tabii. hastalara tedavi imkanı sunacak. E, devletin bu anlamda çok ciddi desteği var. E, dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde bizim ilçemiz açısından çok büyük bir potansiyel olacak. E, sadece e, termal turizmi biraz daha eğlence amacıyla gelenler değil ama sağlık amacıyla gelenlere de hizmet vermiş olacağız böylelikle. Şimdi zaten Erzurum başlı başına bir turizm şehri. Ee, bakıldığı zaman işte kış turizminin, bununla beraber kültür turizminin, inanç turizminin ve son olarak yapılacak olan çalışmayla ki başlatılmış olan bir proje sağlık turizminin de merkezi olma yolunda ilerliyor. Sadece bu değil, Türkiye'de özellikle son dönemlerde e, GES projeleri inanılmaz yaygınlaştı. Ve gerçekten çok ciddi bir dönüşüm var. Sizin bu noktada çalışmanız var mı? Evet, şimdi e, biz e, kendi yağımızla kendimiz kavrulan bir belediyeyiz. Hı hı. E, bu anlamda hizmet üretirken de kaynak noktasında bazı durumlarda problem yaşıyoruz. Bundan dolayı da özellikle belediyemize gelir getirici projelere çok ciddi anlamda ehemmiyet verdik. Hı hı. GES projesi, Güneş Enerji Santrali de bunlardan bir tanesi. Esasında e, belki baktığınızda ya Erzurum soğuk memleket, kar, evet. kış... Acaba güneşten enerji olur mu evet. olmaz mı diye sorular geliyor. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Birincisi Türkiye'nin güneş haritasına baktığınızda Erzurum ilk üçte yer alıyor. Konya'dan sonra geliyor. Ve Azizye yani Ilıca'da Erzurum'un içerisinde ikinci noktada. Evet. Şimdi güneş enerji santrallerinin panellerin üretim veriminin artması aslında sıcaklığı düşük olduğu durumlarda daha da verimli oluyor. Erzurum bunun için bir avantaj. Kesinlikle. İkincisi ise kar yağışından kaynaklı e, yerin, zeminin beyaz olması ışıma Yereştik. durumunu arttırıyor. Doğru. Dolayısıyla daha da enerji verimli oluyor. Bu açıdan bizim fizibilite raporlarımızın çok üzerinde çıktı. Belediyemize ait 2 megawatt güneş enerji santrali var. Biz yaklaşık yılda 4 milyon kilowatt saat enerji üretiyoruz. Hı hı. Üretmiş olduğumuz bu enerjinin yaklaşık yüzde otuzluk kısmını biz belediye olarak kendimiz kullanıyoruz. Yüzde yetmişlik kısmını da şebekeye vererek ücreti mukabilinde tabiri caizse satıyoruz ve parasını alıyoruz. Bu da belediyemize çok ciddi anlamda bir katma değer sağlıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde e, biz bu yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Erzurum'da zaten kurulu yaklaşık 50 megawata yakın bir güneş enerji santrali var. Bu anlamda potansiyel var. E biliyorsunuz son zamanlarda gündemde artık elektrikli araçlar, bunların evet. şarj istasyonları falan dolayısıyla elektrik ihtiyacı çok ciddi anlamda artacak. Biz de bu yatırımlarımızı artıracağız inşallah. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Doğan Anadolu'nun ilk Aqua park projesini de Aziziye Belediyesi olarak gerçekleştiriyorsunuz yanlış bilmiyorsam eğer. Evet, şimdi e... Peki Aqua park e... yani Doğan Anadolu'da tek olacak bu şu anda. Yani en geniş kapsamlı olarak bakıldığı zaman Tabii yani, Nasıl bir talep olmasını bekliyorsunuz? şu an şimdi, e, Az önce siz kış turizminden bahsettiniz evet. ya, işte inanç turizmi, kültür hı hı, turizmi, hı, tarih hı. turizmi. Şimdi bakınız e, zaten Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi Türkiye'nin sayılı kayak turizm merkezlerinden. E, şunu düşünün, siz geliyorsunuz, kayak hı hı, yapıyorsunuz hı, hı. bir kayak sever olarak, ister profesyonel yapın, ister amatör. Akşamleyin o kayakla ilgili yorgunluğunuzu termal suyla atıyorsunuz. Böyle bir lokasyon belki de Türkiye'de yok. Aquapark içerisindeki su termal kaynağı olacak. Evet, yani. şimdi şöyle o tesisimizin içerisinde evet. hem termal kaynaklı sularımızdan yararlanabileceğimiz ortamlar var. Hı hı. Hem de e, normal tatlı suyla çalışan aquaparklar var. E, yani bu işte e, Akdeniz'de, Ege'de, Batı'da bulunan otellerdeki aqua parkların standartlarında bir aquapark. Tabii Erzurum'da olduğu için kapalı bir mekan. Tabii. Çünkü e, insanların, yani biz orada 6-7 ay kış yaşıyoruz. Çünkü <laughs> e, bütün mevsimde yararlanabilecekleri bir ortam. Ve bunun yanı sıra e, o aqua park yatırımımızın yanında da yine konaklama imkanı sunduğumuz bungalov tarzında evlerimiz var. Evet, şimdi ona değinecektim. Zaten e, ilçe olarak yeni yapılanmaya açık bir ilçe. Bungalov tesislerini nasıl düşünüyorsunuz? Bir tatil köyü projesi çünkü. Esasında onun başlangıcı diyebiliriz. Hı hı. Çünkü biraz da bu konuyla ilgili insanların rağbetlerini de denemiş olacağız. Tabii. Fakat daha açılmadan çok kısa bir zaman içerisinde açılacak yatırımımız bitti. Ee, özel bir müteşebbis tarafından yapıldı. Hı hı. Belediyemizin çok ciddi anlamda desteği oldu. Ee, çok kısa bir zaman içerisinde açılacak. E, şimdiden aslında ne kadar büyük bir ilginin ve alakanın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte işte bu yatırımların Erzurum'da hayata geçmesini sağlamış olacağız. Çünkü Erzurum'da şu ana kadar bütün turizm yatırımları hep palandökende özellikle kış turizmine yönelik. Doğru. Ama biz kış turizmi ile termal turizmi entegre edebilecek bir pozisyondayız. Az önce de söyledim. Gündüz kayak yapacaksınız. Akşam gelip hı hı. termal su keyfi ile o yorgunluğunuzu atacaksınız. Yani böyle bir lokasyon yok. Bizim Termal tesislerimizle palandöken arasındaki mesafe yaklaşık 15 dakikalık bir mesafe. Dolayısıyla e, akşamleyin kayaklarınızı ayağınızdan çıkarıp direkt termal suya girip yorgunluk atacağınız bir e, projeksiyon var burada. Bunu işte bir aqua park projesiyle yanındaki bungalov evlerle de destekledik. İnşallah biz ümit ediyoruz ki kış turizmiyle entegre edebileceğimiz bir pozisyon var. E tabi bunun yanı sıra zaten e, yazın da Erzurum'un tarihi, kültürü, inanç, turizmleriyle birlikte de entegre olabilecek. Ee, ve bununla beraber yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama gelen yerli ve yabancı misafirlerin konaklama süresinde uzatılmasını sağlıyorsunuz aslında. Tabii şimdi bakınız termal su of. özellikle tedavi amacıyla da kullanıldığı için e, insanlarda da zaten termal su ile ilgili giderim, şifa bulurum e, düşüncesi var. E, bizim yurt dışından özellikle Avrupa'da geriyatri grubu, biraz daha yaşlıların yer almış olduğu gruplara yönelik acentelerle çalışmalarımız olacak. Onlar gelecekler. Hem Erzurum'u gezecekler. Erzurum'un tarihini, kültürünü, doğasını bununla ilgili bütün olguları. Hem de termal suyla özellikle bu yaşlı grup biraz daha tedavi imkanı. Çünkü bizim suyumuzun mesela eklem ve cilt ve deri rahatsızlıkları çok ciddi anlamda tedavi etme özelliği var. Bu Sağlık Bakanlığı tarafından da tescilli. Dolayısıyla bunlarla birlikte de konaklama imkanı da çok ciddi anlamda arttığı için bu süreç bizim açımızdan çok pozitif gelişecek. Şimdi diğer projeleri hiç sormuyorum. Çünkü AK Parti belediyeciliğinde zaten yol, kaldırım gibi bazı çalışmalar artık normal olması gereken çalışmalar noktasında ilerlediği için daha büyük projeleri özellikle sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sıfır atık projesi. Özellikle son dönemlerde çok yaygın. Hem geri dönüşüm açısından hem ülke açısından büyük önem arz ediyor. Siz neler yaptınız bu noktada? Şimdi bizim ilçemiz 65 bin nüfuslu ama 1702 kilometre kare gibi çok büyük bir yüz ölçümüne sahip. Hı hı. Yani 69 tane bizim köy statüsünde mahallemiz var. Buralarda insanlar tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Merkez mahallelerimizde evet. zaten işte ticaret aksları, yaşam merkezleri. Erzurum'un kendi ekonomik döngüsel çerçevesi içerisinde gidiyor. Sıfır atık bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Olur. birincisi biz zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlere göre ilçemizde Erzurum'a bu belgeyi kazandıran ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Ve geri atık getirme merkezlerimiz, atık toplama merkezlerimizde vatandaşlarımızın da bu anlamda yoğun ilgisiyle çöpümüzün dönüşümü noktasında çok ciddi bir mesafe kat katettik. Bir diğer konu ise özellikle sıfır atığın haricindeki bu az önce bahsetmiş olduğum köylerimizde, köy statüsündeki, mahallelerimizdeki hayvansal atıklarla da yine enerji elde edebileceğimiz bir ortam oluşturuyoruz. Özellikle biyogaz noktasında. Dolayısıyla sıfır atığın bize hem çevreyi temiz tutma ve bu atıkların geri dönüşümü noktasında bir katma değeri var. Hem de biyogaz noktasında da yine enerji noktasında bize bir desteği olacak. Şahane. Ee, özellikle Cumhurbaşkanımızın da çok üzerine durduğu projelerden bir tanesi Engelsiz Yaşam Merkezleri. Türkiye'de hemen hemen birçok noktada başladığı çalışmalar bitenlerde var. Sizin de projeleriniz arasında e, hatta proje tamamlanıp hizmete girmiş. Nasıl bir proje oldu bu konuda Erzurum'da gerçekten ihtiyaç vardı. Aha. Biz bunu gördük. Özellikle hem fiziksel hem zihinsel engellilerimizin aileleri gerçekten gelip de o çocuklarla vakit geçirebilecekleri bir mekana hep ihtiyaç duyuyorlardı. Evet. Biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Orada çalışan arkadaşlarımızın da bir kısmı yine engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Buradaki amaç şu. Birincisi toplumla bu engelli kardeşlerimizi bütünleştirmek, birleştirmek ve bizim onlarla özellikle birlikte yaşayabileceğimizin vurgusunu yapabilmek. Uh -huh. Bir de e, aileler bazı noktalarda hakikaten bu çocuklarla uğraşmaktan ilgilenemeyebiliyor evet, bazen maalesef. Hem yetemiyorlar hem de kendileri de zaten bu anlamda çok ciddi problem yaşıyorlar kendilerine Doğru. vakit ayıramıyorlar. Bizim orada e, bu konuyla ilgilenen profesyonel ekiplerimiz var. Yani özellikle çocuklar, engelli çocuklar, engel grubu ne olursa olsun geldiklerinde orada mutlaka bir uğraşıyla, bir meşgaleyle meşgul olabiliyorlar. Bu arada da aileleri kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bazen haftada iki gün, bazen haftada üç gün böyle seanslar noktasında bizim orada çalışmalarımız oluyor. Ailelerin de bu anlamda gerçekten çok ciddi bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Hatta bazı noktalarda merkezimiz yetersiz kalıyor. Ee, i̇nşallah aile bakanlığımızla e, bu konunun da gelişmesi açısından e, bir örnek proje teşkil etti. Büyütüp geliştireceğiz. Ee, şimdi jeotermal enerji ile domates üretimi. Biraz bahseder misiniz? Ee, aynı güneş enerjisi gibi Erzurum'da evet. sera olur mu? Erzurum'da domates yetişir mi? Erzurum'da evet, ısınma nasıl olur? şartları pek buna müsait olmuyor maalesef evet. ama... Ee, artık günümüzdeki teknolojiyle beraber birçok şey yapılabiliyor. Kesinlikle. Şimdi Erzurum iklimsel koşullar nedeniyle hep dezavantajları evet. ön plana çıkarılıyor. Aslında biz bünyemizde bulundurduğumuz bu potansiyellerle avantajların ön plana nasıl çıkarılır düşüncesi içerisine girdik. Türkiye'de birçok noktada uygulaması olan bir konu. Jeotermal destekli seralar. Şimdi bizim elimizde bir sıcak suyumuz var. Bu sıcak suyu sadece turizm amacıyla kullanıyoruz. Biz acaba bu sıcak suyun enerjisiyle ne yapabiliriz düşündüğümüzde seralar çıktı. Şu anda bizim 11 dönüm büyüklüğünde içerisinde domates üretimi gerçekleştirdiğimiz bir seramız var. Ve seralardaki en büyük maliyet oranın ısıtılması ile ilgili enerji maliyeti. Doğru. Biz bu maliyeti kendi sıcak suyumuzla açtığımız için çok presentable ve çok e, fonksiyonel bir sera ortaya çıktı. Ve aynı şekilde güneş enerji sistemlerindeki gibi biz buradan yine belediyemize bir gelir elde ediyoruz. E, yıllık 330 ton domates üretiyoruz. Yani 330 bin kilogram domates üretiyoruz. Aha. Ve kışın şu aylarda insanlara domates yediriyoruz. E, seralardan taze taze salkım domates. E, Erzurum'daki bütün e, tarım kredi kooperatiflerinin marketlerini veriyoruz. Ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hem e, bu konuda Erzurum biraz daha domatese ucuz ulaşmış oluyor. Hem de biz belediye olarak e, kendimiz çok ciddi anlamda katma değer sağlıyoruz. Tabi bu başlangıç aşamasında insanların bu konuyla ilgili yatırım yapabilmelerini göstermesi açısından yaptığımız bir proje. Hı. Bir nevi arge merkezi diyebiliriz. Çünkü Erzurum'da şu anda hava sıcaklıkları eksi 20'lere kadar düşüyor. Ee, ve seramızda hiçbir şekilde problem olmadan çalışıyor. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü projelere baktığımda gerçekten çok fazlasıyla proje var ama belki en değerlileri, en önemlileri, hani değerli değersiz diye de ayırt etmek uygun olmaz aslında. Çünkü hepsi ülkemiz için, memleket için faydalı projeler ama benim es geçtiğim ya da sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen bizim yapmış olduğumuz <laughs> bütün projelere değindik fakat ee, şunu vurgulamadan geçmemek lazım. Birincisi, artık pandemi süreciyle birlikte e, Türkiye'de hatta tüm dünyada özellikle gıda sektörüyle ilgili konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bizim ilçemizin en önemli potansiyellerinden bir tanesi de tarım ve hayvancılık noktasında. Özellikle hayvancılık çok ileri seviyelerde. Evet. Ee, bu zamana kadar da e, orada yaşayan vatandaşlarımız, köylerde yaşayan vatandaşlarımız. Biraz daha bu konuyu profesyonelleşmeden yapmışlar. Şimdi biz belediye olarak bir kesimhane projemizle birlikte hem üretilen ürünlerin biraz daha ekonomik olarak katma değerli bir şekle dönüşmesi hem de hayvancılığın geliştirilmesi noktasında desteklerimiz oldu. Belediye ile birlikte çiftçilerimizi bir iş geliştirme modeli çerçevesinde buluşturduk ve onların hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu çalışmalara destek olduk. Dolayısıyla baktığımızda şu anda dünyada bile çok ciddi anlamda problem olan gıda sektörüne aslında biz Azize Belediyesi olarak çok ciddi bir katkı sağladık. Bu bizim şu anda en önemli konularımızdan bir tanesi. Az önce bahsetmiş olduğum seracılık da zaten bu anlamda tarımsal üretimin Erzurum'da Türkiye'nin ekonomisine katma değer sağlayacak bir pozisyonla dönüşmesini sağlamak. Çünkü ürün çeşitliliği burada inşallah önümüzdeki süreçte gündeme gelecek. Ve İlçemiz bir diğer özelliği noktasından da Erzurum'un gelişen bir yüzü olduğu için de sürekli nüfus artışına maruz kalıyor. Bundan 5 yıl önce 50 bin nüfusumuz varken şimdi 65 bin nüfusumuz var. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada Aziziye Erzurum'un göz sloganımız var. Büyüyen ve gelişen bir Aziziye çerçevesinde inşallah Erzurum'da da Doğu Anadolu'da da kendi adından bahsedecek bir ilçe olacak. Sayın Orhan çok teşekkür ediyorum. Hem yaptığınız hem yapacağınız projeleri aktardınız. Ben de size ve Samimi Haber ailesine çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Evet bugünkü konuğumuz Erzurum Aziziye ilçesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'da Yaptığı ve yapacağı projelerden bahsetti ve Samimi Haber özel yayınımız şimdilik bitti. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.